Küçük bir şehrin sakit küçelerinden birinde maraklı bir oğlan yaşayırdı. Adı Eli idi, lakin şehir cemaati onu detektif oğlan adlandırırdılar. Bir gün onların şehrinde müemmalı hadiseler baş vermeye başladı. İtirilmiş eşyalar, garip izler ve garip süsler. Eli bu müemmalı hadiselerin ardınca gitmeye karar verdi. Küçük defterini ve büyük marağı özü il götürerek şehrin sirlerini hel etmeye yola düştü. İlk olarak o, araştırmasına yitirilmiş pişikle başlayıp, evinin bahçesindeki ipuçları onu şehrin kenarındaki köhne bir evin kapısına apardı. Dedektif oğlan cesaretini toplayıp kapını dövdü. Çapı yavaş yavaş açılanda karşısına koca bir kişi çıktı. Kişi ilinin gülerek onu içeri davet ettiği üçün şehrin sirlerini açmaya geldiğini hissetmişti. Ela bu an detektif oğlanın asıl macerası başlayır. Koca Eli şehrin derinliklerinde köhne hikayeleri ve unutulmuş sirleri danıştı. Detektif Boy bu milumatla itirilmiş eşyaların ve korib izlerin arsasındaki hakikati ışıklandırmaya çalışıp, zaman geçtikçe şehrin geçmişinin sirleri açıldıkça Eli'nin biliği ve cesareti arttı. Ancak bir gün onların şehrinde hasıl tehlike yarandı. Şehrin kudim tarihinden doğan Linut herkes tesir etmeye başladı. Heli şehrin azat edilmesi üçün büyük mübarizayı başladı. O, sirli simbollarla dolu köhne kitapları araştırarak şehrin taleyini değişmeye çalışıp, nihayet detektif Boy şehrin kudim lantini hal edebildi. Şehir cemaati ona minnetle basırdı ve Ali artık dedektif oğlan değil, şehrin kuhrimanı kimi tanınırdı. O günden Eli öz kusubrisin, sitmit etti ve daha birçok sirleri hal etmeyi hazır olarak maceralarını devam ettirdi.